Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sohbetli, bol sohbetli bir video ile sizlerleyim. O yüzden eğer ki konumuzla ilgili yani diş beyazlatma ile ilgili bir şey öğrenmek istemeyen varsa, yani sıkılacak birisi varsa şimdiden videoyu bırakıp çıkabilir. Biz burada diş beyazlatma üzerine çünkü birazcık sohbet edeceğiz. Benim başımdan geçen deneyimleri ben size anlatacağım. Çünkü birçok insan diş beyazlatmaktan çok korkuyor. Ben de onlardan bir tanesiydim. Ama bugüne kadar beyazlatma yaptırmamamın sebebi ise o değildi. Bütün bunları da en başından anlatıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Diş beyazlatmayla ben çok uzun bir zaman önce, gerçekten en az 8-9 sene belki daha önce iş yerindeki bir arkadaşım sayesinde tanışmıştım. Daha sonra ise Emre'nin genetik olarak eşimin, genetik olarak sarı olduğu için, yani sararmaya meyilli olduğu için ona da bir diş beyazlatma yöntemi, diş beyazlatma yaptırmıştık. O dönemde Emre'nin canı yaptırdığı beyazlatma işleminden dolayı çok fazla yanmıştı. Ben de bu işlemin her zaman çok acılı ve çok sızılı bir işlem olduğunu düşünüyordum. Düşünüyordum derken yanıldım da diyemeyeceğim. Yani kendi başıma gelen tecrübeleri de aktaracağım size. Genel olarak yaşanan şeylerden de bahsedeceğim. Kezban diye bir arkadaşım var benim. Onunla bir sohbet ettiğimizde bir araya geldiğimizde bana bir diş hekimi bulduğunu, çünkü çok gerçekten inanılmaz titiz bir arkadaşım. Yani bir şey yaptıracaksa inanılmaz çok araştırma yapıyor. Ve Onur Öztürk isminde bir doktor bulduğunu ve yani yere göre sığdıramadı. Onur Bey şöyle, Onur Bey böyle ne olur gel dedi, bir de onun fikrini alalım. Hatta öyle bir şey söyledi ki Onur Bey, yani bilmiyorum hani müsait bir zamanda bulursak gidelim. Çünkü çok müsait olamıyor. Yani çok önceden randevu almak gerekiyor falan dedi. Ben de hemen dedim hemen arayalım o zaman, bir konuşalım bakalım yapılabiliyor mu böyle bir şey, mümkün mü diye. Bol sohbetli oluyor o yüzden kusura bakmayın ama bütün bilgileri size vermek istiyorum. Onur Bey'le konuşmaya gittiğimde bana hemen uygulama yapmayı önerdi ve söylediği şey şuydu. Aynı zamanda birçok da bilgi verdi. Onlardan da bahsedeceğim. Bütün şu an size süreci anlatıyorum. Dedim ki Onur Bey, birinci olarak diş beyazlatmanın dişlere zarar verdiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? En büyük korkum bu. Bana dedi ki Onur Bey, dünya standartları var. Yani bununla ilgili belirlenmiş dünya standartları var. Bu standartlara uyulduğu sürece dişin zarar görmesi mümkün değil. Ama siz bu standartları zorlarsanız, hayır daha da beyaz, daha da beyaz, bundan daha fazla açmak istiyorum derseniz, yani bir dişin açılabileceği kapasiteden daha fazla dişi zorlarsanız, o zaman elbette ki zarar görür dedi. Bu söylediği zaten benim otomatik olarak hemen o anda ikna olmamı sağladı. Sonrasında da işlemi yaparlarken beni birçok kez uyardılar. Şimdi dişinizde ufak bir sızlama olabilir, İşte hafif elektrik çarpmaya benzer şeyler olabilir gibi, ki bir ay kadar önce yaptırmış olan iki tane arkadaşım, bir çift arkadaşım da yakın zamanda başka bir doktora yaptırmıştı. Onların da öyle dişinde hafif kamaşmalar vesaire olmuştu. Bir oyuncu arkadaşım da yaptırmıştı. Çok fazla diş beyazlatma yaptıran arkadaşım varmış. Vallahi hatırlasaydıkça aklıma geliyor. O da yakın zamanda yine öyle o tip bir deneyim yaşamıştı. Bunun sebebi, yani bu yaşanılan elektrik çarpması gibi, işte böyle sızı gibi, ara ara böyle bir anda gelen hafif sızılar gibi şeylerin dişe sürülen o ilacın diş etlerine sızmasından kaynaklandığını öğrendim. Fakat Onur Bey ve asistanı, ikisi de farklı, yani bir o yaptı, ikisi de dişime uyguladığında çok ince ve çok detaylı çalıştıkları için ellerine sağlık. Yani hani ama hani bende olmadı başkasında olmayacak diye bir şey yok. Zaten olması doğal olan. Benim kesinlikle hiçbir sızım, ne yapma aşamasında ne sonrasında hiçbir ağrım, sızım, hassasiyetim olmadı. Zaten ağrı şeklinde bir ağrı değil yani. Bu böyle hafif elektriklenme gibi diyorlar zaten tanımlayanlar. Ben yaşamadığım için bilmiyorum. Gelelim bu beyazlatma işlemi nasıl yapılıyor arkadaşlar. Öncelikle dişlerinizi doktor orada temizliyor. Sonrasında ağzınıza bir alet takıyorlar. Ben o alet fotoğrafını çektim. Ama o kadar çirkin gözüküyor ya ağzımda bir alet. Hemen sonra diş etlerinize mavi bir jel sürüyor ve onu da ışınla donduruyor. Böylece diş etlerinize sıvı değmesin diye bir önlem almış oluyor. Ondan sonra böyle hiçbir şekilde canınızı yakmıyor. Sadece dudaklarınız değmesin diye onu açan bir alet. Bir karışım yapıyor. O karışımı minicik bir fırçayla tek tek böyle resim boyar gibi diş etlerinize getirmeden dişlerinizin
yüzeyini boyuyor. Sadece görünen dişleri boyuyorlar bu arada. Yaklaşık 45 dakika süren bir işlem bu. Bir kere yapılıyor. Eğer ihtiyaç görülürse daha sonra bir kere daha yapılıyor. Bu 45 dakikayı bir seferde yapmıyorlar. 15'er dakika aralıklarla yapıyorlar. 15, 15, 15 yapıyor. Yani 15 yapıyor, sonra tekrar yapıyor, tekrar ışın tutuyor vesaire. Bu arada sürdüğü ilaç bir nevi oksijen suyu diye tanımladı bana doktor bey. Bu beyazlatma işlemi de şöyle oluyormuş. Dişinize rengini veren sıvıyla bu oksijen suyuna benzeyen, yani aslında oksijen suyunu birazcık daha yoğunlaştırmış halini düşünün, sıvının yerleri değişiyor. Bu yer değiştirme işleminde bu sıvıyı sürüp ışın tutarak yapıyorlar. Jeli sürdü. Ağzımızda hala o alet var. Sürdükten sonra bir ışın, mavi ışık, oje kurutma için falan da kullanılan ultraviyole ışıklar var ya, onları koyuyor ve 15 dakika tutuyor. Işık uzaktan sadece duruyor. Siz televizyon izliyorsunuz o sırada falan. Hiçbir sıkıntı yok, hiçbir şey yok. Bu işlemin sonunda benim dişlerim oldukça beyazladı. Fakat doktorum benim bundan daha fazla açılabileceğini söyledi. Bunun için ikinci bir seans yapmak yerine evde yapılan bir yöntemden bahsetti. Bunun için benim dişimin kalıbını aldılar oradan ve bana şöyle bir kalıp verdiler. Bu kalıplar şöyle bildiğiniz şeffaf diş kalıpları. Bir tane böyle bir jel var. Bu jelin buzdolabında durması gerekiyor. Soğuk zincirinin kırılmamış olması gerekiyor. Size oradan dolaptan çıkarıp veriyorlar. Bu bildiğiniz şu an anlattığım şey aslında ev tipi beyazlatma. Ofis tipini az önce anlattım. Bu da ev tipi beyazlatma. Ev tipi beyazlatmaların yani hiç normal ofis tipi beyazlatma yapmayıp evinizde sıfırdan başladığınızda dişlerinizin benimki gibi beyazlaması 2-3 ayı bulabiliyor. O da çok sabır isteyen bir şey. Yani işte dişçiden korkan ya da işte aslında hiç korkulacak bir şey olmadığı halde yine de acaba benim ağrım olur mu, işte bana bir şey olur mu falan diye korku yaşayanlar evde bu beyazlatma işlemini bu şekilde kendileri yapabiliyorlar. Burada dişinizin burada iz şeyleri var, işte yerleri var. Bunların hepsini bir mercimek tanesi kadar bu şeffaf jelden sıkıyorsunuz ve dişinizi yanlış diş bu altmış. Altınıza, alt dişinize ve üst dişinize bunları yerleştiriyorsunuz. Bir saat durabiliyorsanız 2 saat durabiliyorsunuz. Bu arada gayet güzel, yani hiç sizi rahatsız etmeyen, çok ince çünkü diş kalıbı. Bunu her gün uyguluyorsunuz. Bunun bir normal işte tamamen diş açmak için 2 ay 3 ay kullanılma şekli var. Onun dışında diş beyazlatma yapıldıktan sonra rengini korumak için her ay 3 kere arka arkaya kullandığınızda diş beyazlatmanın süresi uzuyor. Çünkü bu diş beyazlatma sonsuza kadar giden bir şey değilmiş. Bu diş sıvıyı her yer değiştiriyor ve tekrar içerisindeki sıvı, yani kendi rengini veren vücut, çünkü onu zaten üretiyor. Tekrar dişin normal haline geri dönmesi bir seneyi bulabiliyor. Bu kesinlikle belki 1,5 seneyi buluyor. Bu kesinlikle sizin yeme içme alışkanlıklarınızla alakalı olan bir şey. Diş beyazlatma işlemi yapıldıktan sonra işte benimki gibi açıldı. Bir süre daha açılacak. Belki bir ay, belki daha kısa bir süre. Bunları kullanarak evde kendiniz bu işlemi birazcık daha yapabiliyorsunuz. Yani açabiliyorsunuz rengini. Korumak için ayda 3 kere bunu kullanabilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Diş beyazlatmadaki en önemli şey 3 hafta kadar renkli gıdalardan uzak duruyorsunuz. Mümkün olduğunca. Hiç yapmazsanız, hiç yemezseniz çok daha iyi olur. İşte salça ben çok dikkat etmedim. Yani yedim öyle şeyler ama sürekli yemedim yani. Hani salçalı yiyecek yememenizi öneriyorlar. Kahve, çay yasak. Kahvaltıda belki bir tane çay içebiliyorsunuz biraz açık olmak suretiyle. Eğer böyle çok yoğun bu tip içecekleri seviyorsanız işte soğuk kahve mesela, hani atıyorum renkli şeyleri pipetle içebilirsiniz. Portakal suyunda bile renk var. Yani aslında yediğimiz birçok şeyde renk var. Dolayısıyla da zaman geçtikçe bu dişlerimiz bu renkleri alıyor. Beyazlattığınız zaman da tabii ki bunları aldıkça rengi değişiyor. Şimdi size gerçekten çok baydım. Çok uzun uzun anlattım ama hakikaten eksik bir şey kalmasını istemiyorum. Şöyle bir diş macunum var. Bir tanesi beyazlaştırıcı bir diş macunu. Bir tanesi de diş minelerini koruyucu diş macunu. Bu beyazlatma işlemini evde yaptığım için hani diş minelerim olur da birazcık zarar görmesin, birazcık da zarar görmesin diye işte sabah birini, akşam birini kullanıyorum. 3 dakika dişlerinizi onunla fırçalamanız gerekiyor. Bu arada ben diş fırçalarımı da değiştirdim. Doktorum bana bu çok basit
gözüken ama hakikaten şey ne dedi, attığınız Ferrari'ye binmek gibi bir şey dedi. Bu fırçaları önerdi Tepe markasının. Bunlar tamamen diş hekimlerinin, gerçek diş hekimleri tarafından tasarlanan diş fırçalarıymış. Hakikaten çok basit gözükse de oldukça güzel. Bir yanlış daha, yani kendimce bildiğim bir şey yanlışı daha doğru şey düzeltti benim için. Yumuşak fırçalar dişimi temizlemiyormuş gibi geliyor bana dedim. Daha da sert fırçalar kullanıyorum. O da bana aksine en yumuşağını kullan dedi ve yumuşak fırça önerdi. Peki normalde bu kullandığımız işte listerinler, ipanalar, ondan sonra bütün diş macunları ve şeyler, ağız suları, beyazlaştırıcı ağız suları dişleri beyazlaştırmıyor mu? Onlar da beyazlaştırıyor. Onlar az önce bahsettiğim gibi işte yediğiniz yemeklerde, özellikle tüketim alışkanlıklarınız, İşte sigara alışkanlığınız varsa ondan sonra zaten çok ciddi sararma problemi oluyor. İşte kola, kahve bunlar dişleri aşırı derecede sarartıyor. Bu tip lekelenmeleri gerçekten çok ciddi anlamda açıyor. Ama doğal diş renginizi açmaz. Onların hiçbir tanesi doğal diş renginizi daha açığa getirmez. Yediğiniz içtiğinizden dolayı dişinizin rengi değişiyor aslında, fark etmiyorsunuz ama onların rengini açıyorlar. Onlar da o konuda gayet başarılı. Böyle benim diş beyazlatma sürecim böyleydi. Yediğime içtiğime yine dikkat et çalışıyorum. Zaten benim öyle çay kahve alışkanlığım yok. Sabahları içtiğim sadece bir çayım var. Onun dışında keyif için işte dışarıya çıktığımızda arkadaşlarımızla bir şeyler içiyorum. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece bu beyazlatmanın etkisi o daha da uzun sürebiliyor. Ben o evde kullan doktorum. bir şey itiraf edeceğim. Evdeki beyazlatma bana göre değil. Çünkü ben asla düzenli bir şey yapabilen bir insan değilim. Bir gün yapıyorum, 3 gün unutuyorum. Bir gün yapıyorum, 3 gün unutuyorum. İşte yarın yaparım, öbür gün yaparım diye. Biraz tembellik yapıyorum. Doktorum o konuda itiraf ediyorum. Hakikaten şu an olması olduğundan çok daha beyaz olacaktı dişlerim ama ben birazcık ihmal ettim. Keşke zamanında yaptırsaydım. Hakikaten keşke bu kadar güzel gülüşümü zamanında ortaya çıkarabilseydim. Beyaz dişler hakikaten çok önemliymiş. Yani insan yaptırınca fark ediyor. Özellikle bizim işimizde. Yani normalde doktorlar her ne kadar normal dese de ki, yani evet gerçekten yani hani A2 rengi normal insanlarda oldukça beyaz duruyor. Bende de gerçi normal hayatımda hakikaten kötü durmuyordu ama ekran karşısında birazcık daha böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. İlk yaptırmışım diyorum. Bundan sonra da yaptırmaya devam edeceğim. Umarım sizler için faydalı, bilgilendirici bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, sorularınız varsa buraya yazmayı unutmayın. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.